Evet sevgili 6. sınıf arkadaşlarım, sizler istediniz, biz hemen bunu videoya dönüştürdük. 6. sınıf arkadaşlarımız için bursluluk sınavını kazandıran 5 taktikle karşınızdayım. 5 taktiği dikkatli dinleyin. Haydi videoya geçiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bursluluk sınavına artık çok uzun bir süremiz kalmadı. Şimdi isterseniz gelin tam olarak bir karar vermiş olalım ve bugünden itibaren bursluluk sınavına düzenli bir şekilde hazırlanmaya başlayalım. Bununla ilgili olarak benim sizlere ilk tavsiyem, kağıdınızı kaleminizi elinize hızlıca alın ve bursluluk sınavının konularının ne olduğunu şöyle güzelce bir kağıdınıza yazın. Evet sevgili arkadaşlar, eğer bu adımı yaptıysanız şimdi artık hangi konulardan sorumlu olduğunuzu biliyorsunuz. Sınavın içeriği artık gözlerinizin önünde ve çalışmamıza heyecanla başlayabilirsiniz. Çünkü her çalıştığımız konunun üzerine çizeceğiz ve bir süre sonra o tüm derslerde yazdığımız konuları tek tek eliyor olacağız. Bir bakmışsınız bir süre sonra tüm konuları halletmişiz ve artık bursluluk sınavına hazırız. Bu taktikleri en başından itibaren hiç kaçırmadan uygulayan arkadaşlarımız bursluluk sınavında kısa sürede başarıyı yakalayacaklar. Evet, ilk maddemizi geride bıraktığımıza göre gelelim ikinci maddemize. Arkadaşlar, konu anlatımları yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili olarak Tonguç Akademi'nin istediğiniz her konuyla alakalı sizler için hazırlamış olduğu ders videoları var. Bunları izleyerek konu anlatımlarınızı yapabilirsiniz. Ve tabii ki ardından bir sonraki maddemiz geliyor. Bu nedir? Soru çözümü yapmak. Hem konu anlatımlı kitaplarınızdan konu tekrarını yaptıktan hem de Tonguç Akademi'nin sizler için hazırladığı videoları izledikten sonra tabii ki bu öğrendiklerimizi pekiştirmek için soru çözümü yapmamız gerekiyor. Ortalama her dersten günde 20-30 soruyla ilerleyebileceğimiz bir programla hareket edersek eğer soru çözümlerini de yapmış oluruz. Günde ortalama 80 ila 100 arasında bir soru çözümü yapmanız sizler için yeterli olacaktır. Bu da muhtemelen 1,5-2 saatlik maksimum bir çalışma demek. LGS'ye hazırlanan arkadaşlarımızın çok daha fazlasını yaptığını düşünürsek sizler de şimdiden bursluluk sınavına hazırlıkta minik bir LGS provası yapmış olursunuz. Tabii ki ilerleyen zamanlarda temponuzun biraz daha artacağını düşünürsek. Evet sevgili arkadaşlar, bursluluk sınavı için size çok güzel bir taktik daha geliyor. Bir sonraki maddemiz istikrarlı olmanız. İstikrarlı olmak her sınavda olduğu gibi bursluluk sınavında da önemli. Bu sınavda başarılı olmak isteyen arkadaşlar hali hazırda çalışmalarını bir süredir devam ettiriyorlar. Eğer sizler de zaten devam ettiriyorsanız bu istikrarı bozmayın. Eğer hiç bu sınava çalışmaya başlamadıysanız şu andan itibaren istikrarlı bir şekilde hiç vazgeçmeden son ana kadar düzenli bir şekilde çalışın. Tabii ki bunu bir program dahilinde yapın. Ve gelelim son maddemize. Sevgili arkadaşlar, bazı konular bursluluk sınavında öne çıkıyor. Türkçe ve matematikten birer örnek vermek istiyorum sizlere. Özellikle Türkçe'de okuduğumuzu iyi anlıyor muyuz ve bunları iyi yorumlayabiliyor muyuz? Bu sorular bizim için önemli. Dolayısıyla paragraf soru çözümleri ayırt edici olacak. Her gün mutlaka paragraf çözmeye devam edin. Ve bunun yanında deyimler, atasözleri gibi konularda da varsa eksiğimiz hızlıca tamamlamak için bununla ilgili olarak bolca soru çözelim. Bilmediğim kavramlar varsa bunları muhakkak not alalım. Çünkü öğrenciler en çok buralarda takılıyor. Matematik dersinde ise bu derse ait temelinizin iyi olup olmadığını tabii ki bir kere gözler önüne sermemiz gerekir. Sayılar ve işlemler ünitesinin tüm adımlarını iyi bir şekilde biliyor ve bunu sorularda doğru olarak yansıtabiliyor olmamız lazım performansımıza. Eğer tüm bu adımlara dikkat ederseniz bursluluk sınavını kazanmak için çok büyük bir avantajı elde etmiş olur ve sınava o şekilde girersiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bursluluk sınavı hazırlığınızda şimdiden sizlere başarılar diliyorum. Çalışmalar Sınavınızla alakalı bu videoda söylediğimizin haricinde size ait bir çalışma şekliniz varsa bunu da arkadaşlarımızla paylaşın. Güzel bir bilgi alışverişi olsun. Aşağıya bırakacağınız yorumları tek tek okuyacağım. Görüşmek dileğiyle.